Wahai benih dan intisari penciptaan alam semesta ini, buah dari pohon penciptaan, hakikat tauhid yang paling lantang. Jikalau dirimu tak ada, niscaya penciptaan manusia dan jagat raya tak akan bermakna. Karena perantaraanmu, kami bisa membaca diri. Jikalau mampu, bisa bersikap yang semestinya. Kedatanganmu menjadikan remang makhluk dan peristiwa menjadi terang. Kehadiranmu mengubah warna semesta. Dan segala sesuatu di balik tirai penciptaan menjadi lisan yang fasih. Meski bayanganmu tak jatuh ke tanah, dalam naungannya kami tak jatuh terjerumus dalam kemusnahan abadi. Titah menguat dan menjelaskan teka-teki alam ini. Bahkan telah diberikan kepadamu sejak zaman azali. Setiap yang datang sebelummu sepanjang hidupnya hanya selalu mengeja ikhtisar teka-teki ini. Namun engkaulah yang memecahkan teka-teki itu, dan engkau pulalah yang mengurai ikhtisarnya. Pemberian kunci dua alam telah ditakdirkan pada awalnya, dan kemudian diserahkan kepadamu pada akhirnya. Engkaulah yang membuka pintu dunia. Engkau pulalah yang menunjukkan jalan ke surga. Dengan pesanmu, engkaulah penyampai hakikat tauhid, penyelamat bagi jin dan manusia. Duhai Nabi yang agung, engkaulah nyawa setiap jiwa. Pesanmu obat penawar bagi setiap derita yang mendera. Mohon kembalilah sekali lagi, jangan biarkan kami tak berjiwa. Bicaralah untuk terakhir kali, jangan biarkan umatmu pedih dan perih. Jika selama ini kami dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun remang, tidak lain, semua ini adalah berkat obat mujarab yang engkau resapkan dalam ruh kami. Jika hati kami masih tetap merindu kepadamu, itu karena suguhan pesona sabdamu. Jika engkau tidak menyeru kami dari bukit-bukit jiwa, jikalau kami tidak juga merasakan nafasmu yang membangkitkan dari cakrawala ruh kami, niscaya kami bagaikan dedaunan yang menguning dan layu di musim gugur, sehingga mengalirkan hembusan kesedihan pada cakrawalamu. Betapa inginnya kami tak terhempas oleh angin musim gugur dan tak menyebabkan kesedihanmu. Namun sayang beribu sayang, kami tak mampu. Dunia ini adalah duniamu. Maka di duniamu, apa pentingnya perkataan dan perbuatan selain darimu? Semenjak bayanganmu menaungi bumi, Nabi Sulaiman alaihissalam hanyalah sebatas nama. Lencana adalah milikmu, dan stempel juga ada padamu. Apalah artinya meski Iskandar Agung yang memimpin pasukan lawan? Tatkala suara lantangmu menggelegar ke seluruh penjuru dunia, masihkah perlu suara Daud alaihissalam? Ketika hak bersabda adalah milikmu, tidakkah lancang jika yang lain berbicara? Kami yang terpuruk ini, tidak ada yang mampu membangkitkan selain dirimu. Kemanusiaan yang meringkuk pilu dapat berdiri tegak kembali hanyalah dengan anugerahmu. Yalancılıkla dahi olabilir.
olsa onun içinde kurulup oturduğu veya mübarek ruhaniyet şehbalaştığı alemde ben de yalancılığımla öyle dahi olsa dolaşmayı her şeye tercih ederim. Sanki o aynı zamanda benim gönlümün isteğiydi. Onun ahlakı anlatılsın derken. Düşman ona düşman. Gönlümüz çok rencide oluyor. Suç onda değil. Suç onu biz anlatamadık. O kendini anlatmıştı. Çeyrek asırlık kısa bir zaman içinde yarı yer onun sesini duymuştu. Beşerin beşte biri lebbeyk ya Resulallah deyip karşısında dize gelmişti. Ama biz duyuramadık. Düşman gemi azıya almış. Esirdikçe esiriyor. Ona onun dünyasına salyalar atıyor. Yeni bir kısım dostlar çıktılar. Bunlar da onun yerine başkalarını oturtma gayreti içinde. Ayrı bir çarpıtma, ayrı bir saptırma gayreti içindeler. Adeta düşmanla bir kısım dostlar el ele, omuz omuza. Onu hafızalardan silmek, onu bize unutturmak, onu nesillere unutturmak için yarışıyorlar. Ben biliyorum ki o güzelliğiyle, kendine has cazibesiyle, maşuklara has keyfiyetiyle azıcık aşkı adım atmış sinelerin daima mahbubu, daima maksudu, daima matlubu olacak. Onu unutturamayacaklar. Çevrelerine baksalar, çevrelerinize baksanız siz de bunu anlayacaksınız. 15-20 yaşında Hazreti Muhammed'i anlamak çok zordur. Ama namı celili anılırken dudağını yalayan insanlar var. Gözyaşlarını ceyhun eden insanlar var. Ne 14 asır onu unutturabilmiş, ne de şu 2-3 asırdan beri şom ağızların bir kısım saf derun başkalarına alet ağızlarla bir araya gelip onu unutturmaya çalışmaları. Unutulmadı. Unutulmayacak. Aksine her gün biraz daha canlanacak, biraz daha tazelenecek, biraz daha sinelerimizde yeni bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulacağız. Her şey düşlerle başlar. Nesiller onu düşlemeye başladı. Artık rüyalarımıza girdi. Vaka pek çoğumuz itibariyle diyeyim, beni bağışlayın. Onu rüyalarda görmek cahillerin tesellisi. Ona da muhtaçtık ya, ona da susamıştık ya. Rüyalarımız bile ona yabancı olmuştu. Yatınca başka şey görüyorduk. Kalkınca da başka şeyin hayalini yaşıyorduk. Demek ilk defa kadem bastı gönül tahtına. Allah Resulü ilk defa rüyalarımıza kadem bastı. Ve biz de ona hoş geldin ya Resulallah diyoruz. Gönül tahtına hoş geldin sultanım. Gönül koyuyorum. Onun yerine bazılarını oturtmak istemeleri karşısında gönül koyuyorum. Kendimi de affedemiyorum. Yapılanları da mazur göremiyorum. Gönül koyuyorum. O yerine insan konacak bir insan değildi. Alkan içinde döndü. Taif'ten hasret ve ızdırap içinde döndü. Hiç iflah etmediler. Hiç aman vermediler. Ayakları öyle yarılmış, şakır şakır kanlar akıyordu. Medine'ye doğru kilometrelerce koştu, arkasına bakmadan. Vardığı yere vardığında belki şaşırmıştı. Bu kadar mesafeyi nasıl kat ettik? Ellerini kaldırdı. Allahümme inni eşku da'fa kuvveti ve havane alennaz. Allah'ım, kuvvet açısından zaafa düştüğüm
ve insanlar tarafından horlandığımı sana şikayet ediyorum diyordu. En büyük acılar karşısında preslenirken bile, paletler altında ezilirken bile muvazeneyi kaybetmeyen muvazene insanı. Allahümme inni eşku dafe kuvveti ve havane alennâs. Zafa uğradığımı, insanlar tarafından horlandığımı sana şikayet ediyorum. Ente Rabbul Müstad'afîn ve ente Rabbi. Sen zayıfların Rabbisin, benim de Rabbimsin. İlâ men tekilünî, beni kime bırakıyorsun? İlâ aduvin baidin yetecehhemuni. Em ilâ aduvin karibin mellekte ve emri. Şu yüz eksiten uzak düşmanlarıma mı yoksa bağrına döneceğim? Ve benim üzerimde hakimiyet kurmak isteyen, beni ezmek isteyen yakın düşmanlarıma mı bırakıyorsun? Allah onu hiçbir düşmana bırakmayacaktı. Bırakmamıştı. Daha ilk günlerde ve duha mesajıyla مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Allah sana ne darıldı ne de seni terk etti. Etmemişti. Ve başında bir bulut, Cibril belirivermişti orada. Ya Muhammed, Allah'ın selamı var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım, vücudumuzun zerratı adedince ve senin ilmin adedince insanlığın iftihar tablosu ve hali üzerine salat ve selam olsun. Ya Resulallah, Allah'ın selamı var. Buyurdular ki, İsterlerse Akşebeyni iki tepenin adı, Taif halkının başına koyabilirim. İsterlerse, o Akşebeyni kendi başında hissetti. Dağ Taiflerin başına konacağını duyduğu an, sanki dağ kendi başına inmiş gibi hissetti. Hissetti de ve şöyle dedi, senelerce sonra dahi olsa, bunların soyundan bir tane inanacak insan çıkacaksa, takip et. Kudsi takip et, ışık ordusu dikkat et. Bunların soyundan senelerce sonra dahi ışık ordusundan bir fert çıkacaksa hayır ya Rabbi diyordu. Sen busun, sen bu olmalısın. Beşer bu ruha muhtaç. Senin yollarında seni gözleyenler bu ruha muhtaç.